Yeni fikir. Birçok insana göre izlemesi daha zevkli olan gıdıklama, tıpkı sanal gerçeklik gibi vücudumuzu tepki vermeye zorlamaktadır. Gıdıklanma beynimizde tıpkı en salak şekilde düşen insan videoları veya kedi videoları gibi çok komik şeyler yapmaktadır. Gıdıklanma şu anda çok komikmiş gibi gelse de Naziler bunu bir işkence yöntemi olarak kullanmıştır. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bilim adamlarınca nörolojik araştırmalarda saptandı ki gıdıklanma korkuyu uzaklaştırmaktadır. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda farelerin de gıdıklanmaya tepki verdiği sonucuna varılmıştır. Evet, onlar da bizim gibi gıdıklanıyorlar. Daha önce hiç fare gülmesi duymamanız son derece normal. Çünkü onların gülmeleri sadece ultrasonik frekanslarla duyulabiliyor. İki fareden birine önce elektrik verip sonra gıdıklamışlardır ve diğerini ise önce gıdıklamışlar sonra elektriklemişlerdir. İncelenen beyin dalgalarında ikinci farenin daha cesur olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak fareler 1, korku 0. Kendini gıdıklayabilir misin? Sadece şaka yapıyorum. Tabii ki kendini gıdıklaman imkansız. İşte acayip olan yanı da bu. Beyinleşmekteyiz. Yani beynimiz birinin dokunmasını ve kendi kendimize dokunma arasında farkı hissedebiliyor. Eğer biri sana dokunursa seni gıdıklayabilir. Ama sen kendini asla gıdıklayamazsın. Gıdıklama bir reflekstir. Biri sizi güldürmeye çalışıyorsa gülün. Her saniyesinden nefret ediyorsanız dahi gülümseyin. Mükemmel olan beynimizi bizi buna mecbur kılar. Çünkü gıdıklanma bir reflekstir. Bu tıpkı fizyoterapistlerin bacaklardaki hissi kontrol etmek için küçük bir tokmakla dizinize vurmasıyla aynı şeydir. Bebekler üzerinde yapılan araştırmalar bunu doğrulamıştır. Darwin'e göre bir fıkra okuduğumuzda attığımız kahkaha ile gıdıklanırken atılan kahkaha aynı şeydi. Ancak Darwin yanılıyor. Gıdıklanma hiç komik değil. Yapan ve izleyen için komik olsa da gıdıklanan kişi kahkaha atmasına rağmen bunu komik bulmuyor ve durdurulması için yalvarıyor. Çocuklarınızı gıdıklayın, hatta büyük çocuklarınızı bile. Darwin'e göre bir aile içinde gıdıklanma varsa aile içinde kuvvetli bir bağ oluşturulmaktadır. Bir ebeveyn ve çocukları arasında bağın kuvvetlenmesi için arada bir birbirlerini gıdıklaması gerekiyor. Yani eğer çocuğunuz ile bağ kurmaya çalışıyorsanız onu birkaç dakika gıdıklayabilirsiniz. Bununla birlikte gençlere de tavsiye ediliyor. Muhtemelen Snapchat için pek güzel bir hikaye olmasa da bayağı eğleneceğiniz kesin. Doğru yerden gıdıklama kalp için oldukça faydalı. Tamam, bu video sabah programlarında izlediğiniz acayip doktor programlarındaki gibi oldu ama izlemeye devam edin. Nörobilim uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre kulakların gıdıklanması kalp sağlığı için oldukça önemli. Hatta kalp yetmezliğini bile önleyebiliyor. Bilim adamları kronik rahatsızlığı olan gönüllüler üzerinde çalışmalar yaptı. Dikkatlice yerleştirilen elektromanyetik cihazlar sayesinde kalp atışları düzensizliklerini değiştirerek neredeyse anında normale döndü. Video burada sona erdi. Bu videoyu beğenerek ve abone olarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz.